Türkiye eğer dünya politikasında bir takım etkileri gerçekleştirmek istiyorsa güçlü bir ülke haline gelmek mecburiyetinde. Güçlü olmayan ülke etkili olamaz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Şanlıurfa'dan seslendi. 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Gündeminde ekonomi ve adalet vardı. Böyle bir yerde ahlaki ve manevi değerler ihya ediliyor diyebilir miyiz? Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Saadet lideri Karamollaoğlu, Şen Yaşar ailesi üzerinden adaletin önemine dikkat çekti. Verilen kararlara tepki gösterdi. Bunların halini düşündüğümüz zaman insanın içi parçalanıyor. Nasıl bir mantık ki sen eğer iktidar yanlısıysan seni bu iktidar korur. Zalimlere karşı da seni yalnız bırakır. Nasıl, ne biçim mantık ya Allah rızası için? Gündeminde sadece adalet yoktu. Ekonominin kötü olduğuna dikkat çekti. Üretim vurgusuna bir kez daha değindi. Bizde iki problem var. Bir işsizlik var. Belli sayıdaki insanımız rakamlar değişiyor. 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon. TÜİK başka bir rakam. Sendikalar başka bir rakam. Bilmem araştırma müesseseleri başka rakamları telaffuz ediyor. Ama bir gerçek var ki ülkemizde işsiz insan var. Toplu sözleşmeler hep açlık sınırında yapılıyor. Ya adı üstünde. Açlık sınırı. Açlık sınırının %1 altında mı üstünde mi? Müzakereler bundan ibaret. Böyle bir mantık olur mu ya? Vatandaşların geçinemediğini söyledi Karamollaoğlu. Herkesin geçinebileceği kadar maaş verilsin dedi. Geçim sıkıntısı çekmemek için en az 9-10 bin lira para alması lazım bir adamın. Bunu genel müdürler bile almıyor Türkiye'de. Tabii 3-5 tane maaş alan genel müdürleri hariç tutuyorum. Herkes geçinebileceği kadar bir ücret almalı. Bunun da rakamı belli. Yoksulluk sınırı diyor 10 bin lira. Çiftçi ve üreticilere destek verilmesini söyledi. Karamollaoğlu konuşmasının ardından Şen Yaşar ailesine ziyarette bulundu.